Merhaba, bugün parfümlerimi konuşacağız. Size parfüm koleksiyonumu göstereceğim. Çok fazla yok, 5 tane var sadece. Ne tür parfümlerden hoşlandığımı anlatayım size biraz ve bunu nasıl keşfettiğimi de anlatmak istiyorum. Herhalde lise zamanında falan parfüm sıkmaya başladım ben. Sonra herhalde lise sona doğru hani keşfetmek istedim kendi zevkimi, nelerden hoşlanıyorum gerçekten diye. Ve frangatika.com'a o güne kadar beğendiğim tüm parfümleri arattırdım ve çıkan sonuçlardan hangi notalara daha çok yatkın olduğumu keşfetmiş oldum. O sitede aynı zamanda parfümleri kategorize de ediyorlar işte odunsu, egzotik, işte yaz için daha iyi, akşam için daha iyi, gündüz için daha iyi vesaire. Eğer parfüm meraklısıysanız zaten biliyorsunuzdur siteyi, değilseniz de blogda linkini bırakırım, oradan siz de kendi zevklerinizi keşfedebilirsiniz. Sonuç olarak benim zevklerim neymiş onu da söyleyeyim. Ben daha çok odunsu, daha baharatlı ve biraz da tatlıya dönük kokuları seviyorum. Koleksiyonumdaki parfümleri size anlatırken daha iyi kafanızda canlanabilmesi için bir televizyon ya da film karakteriyle eşleştirmeye çalıştım parfümü. Birincisiyle başlıyorum. Bu Jo Malone'dan Blue Agave ve Kakao parfümü. Jo Malone benim için özel bir marka çünkü Jo Malone'da çalıştım bir süre ve çok detaylı bilgilere sahibim Jo Malone hakkında. Bütün hani marka çevirilerini falan yaptığım için. Her parfüm üzerinde çok detaycı çalışan niş bir marka. Tüm parfümler bu ambalajda geliyor. Bir de internet serisi var. Onlar bunun siyah versiyonunda geliyorlar. Bunun bir de küçük versiyonu var. Bu boyu 100 ml. Çoğu parfümleri unisex. Bazıları daha erkeksi, bazıları daha kadınsı diye ayırıyorlar genelde mağazada ama markanın korunda aslında hepsi unisex. O zaman bu parfümden bahsetmeye başlıyorum. Böyle vanilya, kakao, tarçın kokuları geliyor benim burnuma ama hani o pink sugar tarzı bir şeker kokusu değil kesinlikle. Çok daha kompleks. Aroması çok daha tatlı ve yumuşak diyeyim size. İlk sıktığınızda biraz daha fresh, daha taze bir koku geliyor burnunuza. Ama o teninizde gün içinde teninizle birleştikçe yumuşuyor ve daha tatlılaşıyor. Ve ben hani sıktıktan bir saat sonraki kokusundan bayılıyorum. Hani kakao ile bu blue agave da şeymiş, tekilalarda kullanılan bir otmuş. Sabır otu olması lazım Türkçesinin. Hani o sanırım biraz keskinleştiriyor kokuyu. Ama gerçekten çok yumuşak ve sıcak bir koku bence. Bu parfümü sıkabileceğini düşündüğüm karakterlerde 500 Days of Summer'daki Summer ve The Notebook'taki Ellie. Bu iki bayana yakıştırdım bu parfümü. Jo Malone'dan devam ediyorum. Bu sefer Jo Malone'un Vanilla Anise parfümünden bahsedeceğim. Bu geçen sene koleksiyondan çıkarıldı sanırım üzücü bir şekilde. Jo Malone her sene bir parfüm çıkarıp bir parfüm ekliyor koleksiyonuna. Ama eğer duyduklarınızı beğenirseniz herhalde hala bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu ilk sıktığınızda keskin bir kokusu var. Ben özellikle aniz ve bergamo kokusunu alıyorum çok fazla. Ama mesela buradan topladığım zaman o kokular gelmiyor. Daha tatlı geliyor ama tenime sıktığım zaman o bergamo ile aniz kokusu hakikaten geliyor burnuma. Bu da zamanla ısınıyor, sıcaklaşıyor, tatlılaşıyor. Vanilya kokusu ortaya çıkıyor. Yani bence Jo Malone kokularında o çok güzel bir koku. Gerçekten zamanla değişiyor üzerinizde. Az önceki Blue Agave ve Kakao'ya göre daha az tatlı, daha olgun, daha ciddi bir koku gibi geliyor bana. Bu da tatlı ama o baharatlılığı sanırım tatlılığını dengeliyor. Daha pudramsı bir kokuya dönüşüyor. Böyle daha kendinden emin, daha iddialı sanki bence Blue Agave'a göre. Bunu kim sıkar diye düşündüğüm zaman da eğer Suits dizisini seyrediyorsanız ki ben hastasıyım Suits'i izlemiyorsanız çok tavsiye ederim. Suits'da Jessica Pierce'ın güçlü bir kadın karakterinin bunu kullandığını düşünebiliyorum. Şimdi şu ana kadar anlattığım kadarıyla aslında benim sevdiğim parfüm kategorisine pek de girmeyen ama gene de çok sevdiğim bir parfümden bahsedeceğim. Hermes'in Jour d'Hermes parfümü. Bugün göstereceğim tüm parfümler arasında en taze kokanı bu. Çiçeksi kokuyor ama gerçekten harika bir koku. Hani öyle çiçek bahçesi gibi değil. Çok daha sade ama sofistike bir koku bence. Evet, sofistike doğru bir kelime bunun için. Buram buram çiçek kokusundansa daha yeşil, daha otsu bir kokusu var. Şimdi tabii böyle ot deyince pek çekici gelmedi kulağa ama hani kremsi bir otsu gibi düşünün. Kremsi bir yeşillik gibi düşünün. O kremsiliği de misk veriyor ki ben misk olan parfümlere bayılıyorum. Sanırım bunda da beni çeken o misk oldu. Çiçeklinin yanında. Ben bunu Jane Austen'in romanlarına çok yakıştırdım. O yüzden bunu Pride and Prejudice'dan Elizabeth Bennet'in sıktığını hayal edebiliyorum. Tabii o zamanlar bu yok ama hani onun bu şekilde koktuğunu o çimlerde gezerken falan hayal edebiliyorum. Şimdi koleksiyonuma en son katılan arkadaşımızdan bahsedeceğim. Bu Maison Martin Margiela'nın replikaları bayağı konuşuldu sosyal medyada, duymuş olabilirsiniz.
Bu replikalar adına göre, mesela bu By the Fireplace, o anı, o yeri taklit eden kokular. Başka neler var? İşte Sunday Morning var. Böyle pazarda yatağınızda yeni kalkmış çarşaf kokusu gibi kokuyor bence. İşte Beach Walk var. Plajda kokuyor, plaj kokuyormuş gibi. Bendeki de By the Fireplace, yani şömine havası kokması gerekiyor ama hani şömine gibi kokmuyor açıkçası. Önce onu söyleyeyim. Ama nasıl kokuyor? Bana kendimi nasıl hissettiriyor? Çok tanıdık geliyor bana kokusu. Sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Sıktığınız zaman çok uzun süre dayanıyor. Hani böyle 3-4 gün sonra atkınızı aldığınızda hala "Aa, bu parfüm neydi?" dedirtecek kokulardan. Çok kalıcı. Bir tatlılık var içinde ama mide bulandırıcı bir tatlılık değil. Kesinlikle daha odunsu, böyle daha ciddi bir vanilya gibi düşünün. Daha böyle sert bir vanilya kokusu gibi. Yine misk var içinde, benim en sevdiğim. Yani bunu sıktığım zaman sanki böyle hani evde böyle koltuğun üstünde hani yorganlarımı üzerime çekip, battaniyelerimi üzerime çekip, elimde sıcak çikolatam ve fırından yeni çıkmış kestanelerimi almışım, çok güzel böyle sıcacık bir film seyrediyorum gibi hissettiriyor bu bana. İçinde de kestane kokusu var gerçekten. Anlatabildim umarım, böyle sıcak kış kokusu, yani gerçekten kış parfümü, yazın sıkılabilecek bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Daha önce hiç böyle bir kokuya rastlamadım, gerçekten eşsiz. Bu arada Replika'nın da tüm parfümleri, tümü değilse çoğunluğu unisex, yani kadınlar ve erkekler de kullanabilir. Bu da unisex bir koku bence. Bunu da kim sıkardı diye düşündüğüm zaman yine iki karakter aklıma geliyor. Bir Beauty and the Beast, hani Disney filminden Belle bu kokabilir diye düşünüyorum. Bir de The Holiday filminden Kate Winslet'in oynadığı Iris bu koku kokardı diye düşünüyorum. Son olarak Estée Lauder'dan Bronze Goddess parfümüm var. Bu benim senelerdir bittikçe her yaz sıkmak için aldığım bir parfüm. Yazın çoğunlukla bu kokuyorum, yani günlük parfümüm bu oluyor. Çünkü hem çok hafif kokuyor, hem baymıyor, hem de bir tatlılığı var. Genelde insanlar bunu güneş kremine benzetiyor. Böyle evrim geçirmiş bir güneş kremi gibi anlatıyorlar. Bence de öyle. Böyle biraz tatlandırılmış, biraz Hindistan cevizi eklenmiş. Böyle sanki bir satsumalı bir kokteyl de eklenmiş oraya gibi kokuyor bence. Ve birazcık havuz kokusu alıyorum. Yani herhalde klor kokusu alıyorum ben bundan nedense. Ve bir önceki parfüm ne kadar kış parfümü ise By the Fireplace, bu bir o kadar yaz parfümü. Bunu kışın pek kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum diyebilirim. Bunu da her sene yeniden çıkarıyor Estée Lauder. Kışın pek satışta bulmak zor. Her yaz Bronze Goddess koleksiyonuyla yeni bir ambalajla çıkarıyor. Bu 2016'nın ambalajıydı. Daha önce böyle full altın yaptıkları bir ambalaj olmuştu. O da çok güzeldi. Bunu da gene iki tane karaktere yakıştırdım. Birincisi Gossip Girl'den Serena Vanderwood'un hani yaz tatili kokusu olarak düşündüm. İkincisi de biraz alakasız ama Lilo ve Stitch filmindeki Lilo'nun böyle kokabileceğini düşündüm. Hani parfüm sıkacağından değil de hani o Hawaii'deki havalardan, tropikallikten hani böyle bir kokuya sahip olabileceğini düşündüm. Ve bu kadar, parfüm koleksiyonum böyle. Umarım beğenmişsinizdir, umarım birazcık kafanızda ya da burnunuzda canlanmıştır parfümlerin nasıl koktuğu. Sizin favori parfümleriniz neler? Benim gösterdiklerimden yola çıkarak bana önerebileceğiniz başka parfümler varsa yorumlara bırakırsanız sevinirim. Tüm detayları blogumda bulabilirsiniz. Açıklamalarda linki olacak. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sonrakinde görüşürüz.